Türkiye'de yani Hanefilerin yaygın olduğu yerlerde Maturidi mezhebi şey yapılır, takip edilir, ona inanılır. Şimdi İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde kadere nasıl bir anlam verdiğine bakalım. Evet. Burada şey yapıyor, diyor ki وَاَمَّا الْقَدَرُ فَهُ عَلَى وَجْهِينَ Kader iki şekildedir diyor. اَحَدُهَا الْحَدُّ الَّذِي عَلَيْهِ يَخْرُجُ الشَّيْءُ وَيُخْرَجُ الشَّيْءُ وَهُوَ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ اَوْشَرٍ Diyor ki kader iki şekilde olur. Birisi bir şey için çizilmiş olan sınırdır. Yani o konudan ölçü. Her şeyin hayır ya da şer olarak bulunduğu şekil üzere olmasıdır. Yani çünkü Allahü Teala ölçü koyduğu için hayrı da şerri de yaratan odur. Hayrın ölçüsünü Allah koyar, şerrin ölçüsünü Allah koyar. Dolayısıyla kader o ölçüdür. Ondan burada şey yapmış, gene almış ayet-i kerime اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ayet-i kerimesini delil olarak almış İmam Maturidi. Biz her şeyi bir kadere göre yarattık. İşte bu da hikmet, sefe, hepsini söyledikten sonra birinci manası budur diyor kaderin. Bir ölçü olmasıdır ve ayet-i kerimeyi de delil olarak getiriyor. وَالثَّانِ بَيَانُ مَا عَلَيْهِ يَقَعُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ Her şeyin belli bir zaman ve belli mekanda hangi şekilde olduğunu açıklamaktır. O da gene bir ölçü olmuş oluyor. Hak mıdır, batıl mıdır, sevap mıdır, günah mıdır? وَعَلَى مِسْلِ اَحَدِ هَذِينِ الْمَرْوِي عَنَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem اِنْدَ سُعَالِ جِبْرِي aleyhisselam اِيَّهُ عَنِ الْا۪يمَانِ Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e meşhur Cibril hadisinde işte iman nedir, kader nedir diye sorduğu zaman söylediği budur Cebrail aleyhisselam'a şey Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Fe'l-evvelu birincisi anlattığı nahu kavli şeyi ala ma hu aleyhi bir şeyin bulunduğu şekil üzere konuşmak ve sayeden yahtemu eydan la yahtemu minhum takdiru efalihim min ez-zamani ve'l-mekani ve la yablu İlmuhum fe min zâlike elveç. Bu da şey yapıyor. İkincisi için de vekadderna fîhâ seyir diyor. Orada yolu takdir etmiştik, ölçüsünü koymuştuk. Mesela illem râtehu kadderna innehâ leminel gâbirin. Mesela Lut aleyhisselamın karısını o cezayı çekecekler içerisinde takdir etmiştik. Yani onun yaptığı işler, onunla ilgili kanun, onun orada kalmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız İmam Maturidi'nin kaderle ilgili olarak söylemiş olduğu şey Kur'an-ı Kerim'de anlatılanın aynısıdır.